Aa, ilk bahçemiz, hatırladınız mı? Onu o hale getiren hayvan bir ayı kadar açtı. Aa, evet, onun ne olduğunu hatırladım. Ve ben de bahçenizi kurtarmak için çok risk aldığınızı hatırlıyorum. Gereksiz riskler. Bugün baharın ilk günü. Bahçemi güneş altında düzenlemek ne kadar güzel. Bu sene üzüm yetiştirmeyi düşünüyorum. Bu senin olsun. Bahçe işleri yapacağız. Harika. Zinya teyzeye bahçe domatesi yetiştireceğime söz verdim. Aa, evet, bunların ne olduğunu biliyorum. Bunlar bahçe domatesi. Bana bunda yardımcı olur musunuz? Gerçi büyük olduğunuz için avantajlısınız. Kendi bahçenize sahipsiniz. Hadi gidelim. Babam çoktan kazıkları çaktı. Bu sene benimle beraber olmak ister misin? Hayır. Mr. Tolley ile beraber olmak istiyorum. O gerçekten her şeyi çok güzel açıklıyor. Ve üstelik o yeni bahçıvanlar ödülünü kazanmış biri. Bu ödül bahçıvanlar yeni adımlar veriyor. Hazırlık yapma zamanı. Tabii ki hazırım. Bugün baharın ilk günü. Kışı hiç sevmiyorum. Böyle bir mevsimde ne yapabilirim ki? 5 aydır mideme düzgün bir şey girmedi ne yazık ki. Çok teşekkür ederim. Kaplumbağa olmak o kadar zor ki. Ha? Oo, çok acıktım. Önüme çıkan bir bahçeyi yiyebilecek durumdayım. Tamam tamam. 2 bahçe olsun. Biraz da patates ekmek istiyorum. Evet, patates. Büyük ve ince kabuklu olanları. Hı? Biri patates mi dedi? Oley, bu harika olacak. Teşekkür ederim baba. Prizler için bana yardımcı olur musun? Sulamaya başlıyorum. Durun bakalım, sakin olun acemi bahçıvanlar. İşinize başlamadan evvel size önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu sene Buluberi Köşkü'nde yeni bir bahçıvan olacak. Yeni bir bahçıvan mı? O da kim? Komşumuz mu? Onu tanıyor muyuz? Her kimse benimle olamaz. Ben Dandelion'la birlikteyim. O bu sene artık yalnız başına olacak. Çünkü artık kendi bahçesi olacak kadar büyüdü. Aa, bu çok komik. Şu kazıklara bak. Tıpkı annem gibi. Onlar da kahverengi. Tabii ki kahverengiler. Çünkü bu senin bahçen. Gerçekten mi? Benim mi? Hepsi mi? Aha, teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Eğer ihtiyacın olursa sana yardım edebilirim. Sana randımanlı çalışan kas aletimi göstermek isterim. Çok iyi çalışıyor. Hayır, ona ben yardım edeceğim. Bu zamana kadar öğretmeni bendim ve bundan sonra da ben olacağım, tamam mı? Evet. Artık kendi bahçem var. Bu harika. Kendi avuçlarımı yetiştirebileceğim. Aa, harika. Hadi bahçıvanlar, iş başına. Bir bakalım. Sanırım arsa başına 10 patates ve 3 yeşil salata ekiyorlar. 5 tane bahçe var ve bu da... Allah'ım, hesabını yapamıyorum. Ama ne olursa olsun çok ericeği kesin. Oley! Yapmam gereken tek şey tavşanların işlerini bitirmeleri. Kaplumbağa almanın zor bir şey olduğunu kim söylemiş ki? It's the first day of spring, time to do some gardening. We're gonna have a hoop with our vegetables. Umarım kabaklarım pazara kadar hazır olur. 3 hafta kadar sürer. Sence o zamana kadar hazır olurlar mı? Acele etmezsem 3 haftaya kadar hiçbir şeyim olmayacak. Endişelenme, 3 hafta yeterli bir süre. Hala bitiremedin mi? Dandelion. Hey, ne yapıyorsun? Her şeyi mahvedeceksin. Yapma. Sen bilirsin ama eski kökleri çıkarmazsan domateslerini yetiştirmen çok güç olur. Baksana, her yerde yabani otlar var. O zaman domates istemiyorum. Çilek istiyorum, tamam mı? Çilek mi?
Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Çilek zamanı değil ki, çilekler güneş ister dostum. Ne istiyorsam onu yaparım. Üzerine gitme Misilto. 10 yaşında olduğun zaman hatırlıyor musun? Sen de kendi istediğin şeyi yapmıştın. Evet, hatırlıyorum ama ben ne yaptığımı biliyordum. Bahçeyi kim daha iyi biliyor, göreceğiz bakalım. Bugün çok iyi çalıştım. Baba, sence yarın sabaha kadar birkaç şey toplayabilir miyim? İmkansız. Onların büyümesi en azından bir hafta alır. Tabii bir uzman değilsen. Ne okudum biliyor musunuz? Tepenin ardında bir su varmış ve o su bitkilerin 100 kat hızlı büyümesini sağlıyormuş. O hikayeler tam bir saçmalık. O suyu çok iyi biliyorum. Bataklığın kenarından akıyor. Özel bir yanı falan da yok. Sadece farklı bir rengi olduğundan insanlar onun özel bir gücünün olduğunu düşünüyor. Biliyor musunuz? Çileklerimin tam kenarına biraz su koydum. Böylelikle susadıkları zaman su içebilecekler. Bu harika bir fikir. Ben bunu asla yapmazdım. Güneş olmadan çileklerin suda boğulacaktır, görürsün. Öyle mi? Ama yarın çok geç bir vakit. Belki de onları şimdi kontrol etmeliyim. Çileklerin çoktan uykuya daldığını sanıyorum. Ve sen de aynı şeyi yapmak zorundasın. Hadi şimdi herkesin yatma zamanı. Bahçem mükemmel olmuş Dandelion. Hoppa. Ama herkesin bunu yapmayı kabul etmesi gerekiyor. Merhaba, neler oluyor burada? Dandelion'ın sebze festivalinde kendi tezgahı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde herkes kendi başına kalabilir. Harika bir fikir. Tezgahı olmasına çok sevinecek. Hayır, ben o yaştayken kendime ait bir standım yoktu. Üstelik 5 tezgah içinse yeterince yer yoktu. Pekala, o zaman biz de tezgahlarımızın boyunu biraz kısaltırız ve kendimize boşluk yaratırız. Tezgahlarımızı ufaltmak mı? Ama zaten yeterince ufak onlar. Olamaz. Bahçem neredeyse mahvolmuş. Çileklerim. Bahçem neredeyse mahvolmuş çileklerim. Çok sinirlendim. Bunu yapanı bir yakalarsam bunun hesabını soracağım. Aman Allah'ım. Sanırım bir kurt. Yok, olamaz. Tabii ki hayır. O bendim. Gece yarısı kalkıp bahçendeki yabani otları temizledim ve böylelikle domates ekmen için sana yer açtım. Artık domates yetiştirebilirsin. Bu harika değil mi? Ben çok akıllıyım değil mi? Sen mi yaptın? Ama o benim bahçemdi. Bunu yapmaya hiç hakkın yoktu. Ve ben domatesi hiç sevmem. Duydun mu beni? Ama ben sadece yardım etmek istedim. Bahçenin güzel görünmesini istedim. Çünkü ne yaptığını bilmiyordun. Sen sadece bir çocuksun. Ve küçük çocuklar bahçe işinden anlamaz. Burada neler oluyor? Bu hınırsızcı bahçemi mahvetti. Yalan söylüyor, kavgayı o başlattı.
Eğer bu işi kavga etmeden yapamıyorsanız o zaman her şeyi unutsanız iyi olur. Bahçıvanlık böyle bir şey değil. Bebek bahçıvan. Bisito, bu kadar yeter. Bir daha asla onun bahçesine dokunma. Bu ailede herkes bahçesini istediği gibi düzenler. Anlaşıldı mı? Güzel. Yardım etmemi ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Bunu kendim yapabilirim. Ben yeterince olgun biriyim ve istediğim şeyi yapabilirim. Tam 3 haftadır bu günü bekliyordum. Umarım tavşanlar bahçelerinde iyi çalışmışlardır. Bugün baharın 3. haftası. Yemek yemenin tam zamanı. Vay canına. Şu sebzelere bir bakar mısınız? Hepsi de muhteşem görünüyorlar. Hepsi mükemmel görünüyor. Onları yemek için sabırsızlanıyorum. Çilek mi? Çilek mi yetiştirmişler? Bu benim en sevdiğim meyve. Bu kadar büyüğünü daha önce hiç görmemiştim. Aman Allah'ım, ne kadar güzeller. Evet, Dandelion tezgahı için gereken takım çantası, tahtalar ve kazıklar hazır. Sanırım artık gitmeye hazırız. Mistletoe, gidiyoruz. Ya babam meyveleri toplamam için burada kalmamı istedi. İyi fikir. Bu şekilde kardeşlerin mahsulleri de göz kulak olmuş olursun. Tam 3 hafta oldu. Dandelion'a daha ne kadar sinirli kalacak? Bugün baharın ilk günü, artık bahçeyi düzenlemenin tam günü. Güzel sebzelerimiz var, hepsi de bizim için bekler. Sanırım halen biraz kuru gibi. Tezgahları hazırlar hazırlamaz hemen geri döneriz. Sen iyi misin? Bana biraz hoşluk vereceksin değil mi? Ama Mistletoe'nun yanında olma. Beni gerçekten sinir ediyor. Dinle evlat. İkinizin bir an evvel konuşması gerekiyor. Bu şekilde hayatınızın sonuna kadar kavgalı kalamazsınız. Tamam mı Dandelion? Pekala. Sonra görüşürüz. Hazırlıklarından biri mi? Aptalca değil. Bunlar çileklerim için. Bu onları daha da güzel yapacak. Anladın mı? Daha güzel ha. Şu anda berbat görünüyorlar. Bekle bakalım, göreceğiz. Senden daha güzel meyveler yetiştireceğim. Göreceksin. Benimkinden daha da güzelmiş ha. Bahçıvan makası nereye koymuş olabilirler? Evet, takım çantasındaydı. Bu kaplumbağa Dandelion'ın çileklerini nereye götürüyor böyle? Hayır, biraz daha sağa doğru olacak. İşte böyle. Ama sanırım bu yöne doğru dönmeliyiz. Teşekkür ederim. Alet çantasını yanınızda götürürseniz ben sebzelerimi nasıl toplayacağım? Dandelion'ı evde yalnız bırakmamalıydın. Ona gittiğini söyledin mi? Pekala, galiba işimiz bitti. Hadi geri dönelim. Son hazırlıkları yarın yaparız. Aa,
canını sıkmak istemem ama burada fazla bir süre kalmadın mı acaba? Ha? Sen benim çileklerimi çaldın. Ne? Ben mi? Evet, sen. Tabii ki de hayır. Ben değildim. Ben asla böyle bir şey yapmam. Ama bunu yapanı gördüm. Şapka takan bir tavşandı. İşine karışmak istemem ama çok şüpheli görünüyordu. Benden büyük müydü? Ay, yeşil elbisesi mi vardı? Evet, öyle biriydi. Ha? Ona baktığımı fark ettiğinde hemen şuradaki arsaya kaçtı. Onda yanlış bir şeyler olduğunu ilk bakışta anlamıştım zaten. Yapma ağlamana hiç gerek yok. Elinde ne de olsa yeşil salataların var. Bunlarla da idare edebilirsin. Bunu bana kardeşim yaptı. Ve şimdi de yarın için götürebileceğim hiç meyvem kalmadı. Dinle, sanırım bu probleme bir çarem var benim. Doğum diğer yakasındaki bataklığın yanına git. O da özel bir suyun olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Zinya teyze gerçek olmadığını söyledi. Zinya teyze mi? O nereden biliyor? Leyla'ya güvenmen gerekiyor. Oranın nasıl bir yer olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ve bataklık kenarındaki suyun özel olduğundan da eminim. Ona tezgahının bittiğini söylemek için sabırsızlanıyorum. Beni bekle. Tepkisini görmek istiyorum. Dandelion, biz geldik. Ha, olamaz. Bahçesinde ne oldu? Dandelion, neredesin? Olamaz. Buna inanamıyorum. Tamamen mahvolmuş. Bu tip bir şey nasıl olabilir? Baba, Dandelion burada değil. Hayreti, hemen komşulara bir sor. Periwinkle, benimle ormana geliyorsun. Zinya ve Poppy, siz de tezgahın başına dönün. Bizi orada bulacağınız sanabilir. Misito, sen de tepeye göz at. Çok uzakta. Suya yetişmemin imkanı yok. Dandelion, sen tam bir uzmansın. Senin gibi çilek yetiştirenini inan hiç görmedim. Uzman mı? Özel su. İnanamıyorum. Şimdi yaklaştım. Başardım. İyi misin? Delirdin mi? Yüzme bilmediğini unuttun mu? Neden çileklerimi aldın? Ben değildim. Luella'ydı. Onu gördüm ama sana söylemedim. Bu çok kötü. Neden bana bir şey söylemedin? Bana çilekleri yüzünden çok sinirleniyordun. Daha fazla ihtiyacın yoktu. Ve bu beni deli ediyordu. Gerçekten. Ben de senin gibi yeşil elbise giymek istiyorum. Tıpkı seninkiler gibi büyük çilekler yetiştirmek istiyorum. Senin çileklerin de çok büyük. Dev gibiler. Bu civardaki en büyük çilekler diyebilirim. Gerçekten mi? Bütün dünyanın. Ve dünyanın. Ve evrenin. Ve gökyüzündeki yıldızlar kadar çok. Yüzme bilmeden nehrin kenarına gitmen çok düşüncesizce bir şey. Meyvelerimin büyümesi için biraz özel su almak istedim. Dinle evlat, bahçıvanlıkta özel diye bir şey olmaz. Sabır ve yetenek gereken iki şeydir.
ve ikisi de sende var. Yarın için satacak çileğin yok. Sadece bir tane var. Yarını unutalım gitsin. Bahçeni düzenlersek yeni çilekler yetiştirebilirsin. Tabii yardım etmemi istersen. Tabii isterim elbette. Çok güzelmiş. Evet, bir de çileğime bir bakın. Tadı damağınızda kalacak. Çileğimi denemelisiniz, çileğimi deneyim. Göründüğünden daha da lezzetli. Bir bakalım evlat. Tezgahımda pek iyiye benzemiyor ama. Görünüşüne aldanmayın. Çileğim gerçekten harikadır. Ve gelecek sene tezgah çileklerle dolu olacak. Kardeşim gerçekten uzmandır. Bu çok güzel. Bu hayatımda yediğim en güzel çilek. Diğer insanların da bunu seveceğinden eminim. Evet. Gelecek sene bunlardan bir sepet olsun size. Midem. Biraz hazımsızlık çekiyorsun. Yapman gereken sadece biraz yemeği bırakıp dinlenmek. O kadar da çok yemedim doktor. Ama bu ancak çok yediğinde olur Luella. Lütfen doktor, bana yemek demeyin lütfen. Yemek diye bir şey kim icat etmiştir ki? Şimdi biraz dinlen. Bugün baharın yapmadığı bahçeyi düzenleme zamanı. Biraz da